Biz seni hiçbir yere bırakmayız. Mehmet Emin Uluç. Evet, başlayalım. Okan burada olduğuna göre hemen enerjisini boşaltması için Beşiktaş'ta girelim. Hadi bakalım. Bir anda nasıl ciddi oldu gördün mü? Farkında mısın? O hareket hemen böyle çok önemli ya. O hareket çok önemli benim için. Bir anda böyle atağa kalkacakmışsın gibi. Bir anda birden değişti. Okan'a ben biliyorsun çok sallıyorum. Evet. Şimdi insan sevdiğine sallar tabii ki de. Hayır, Okan. Zaten öyle sallıyorum canım yani. Futbolu erken bıraktın diye sallıyorum. Oradan ben, olur yani. Doyamadık. Benim ona söylediklerimi bir başkası ona söylese gerçekten kıyamet kopar. Doğru, doğru. Neler söylüyorum her gün. Her Allah'ın günü söylüyorum. Yani, çok yetenekliydi yani, be. Çok şükür. O günleri de gördük. Tabii gençliğin vermiş olduğu hatalar da oldu Hakan. Biliyorsun o dönemde beraberdik. Geliyordun tesislere falan da olsun. Röportaj yapmak için Okan'ın yanına gidiyorduk. Hey, ya, gelmek yanım röportaj yapmak için sıra alıyordu. İmkan yok. İmkan yoktu. Giremiyordu yanıma. Nereye? Tabii Okan Koç ya o zamanlar. Sokmazdım yani. Ama o gece beraber mesela gece. Kusura bakma. Geceleri yakalardı beni çoğunlukla. Röportaj yapma. Akşam tesis çıkışacaksın değil mi? Aynen işte tesis çıkışı saat 9.30-10 oluyor ya. Tamam. O yüzden... Şimdi. Hakikaten güzel günlerdi ya. Güzel günlerdi. Çok şükür. Benim için de sevgili Uluç. Yani o günleri de görmek gerçekten. Yani düşünsene mesela Allah'ın Okan şöyle yoksudu. Hatırlanacak. Chelsea'de Stamford Bridge'de Sergen Yalçın tribüne götüren adam olarak bile hatırlanıyor yani. Bence bu bile çok güzel bir şey. Çünkü güzel o 2-0'lık galibiyette çok büyük payı tabii var ki yani. İki de güzel bir duygu. Bana göre Türkiye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuyla beraber oynuyorsun abi. Yani o fırsatı elde ediyorsun. Yani bu çok çok önemli bir duygudur. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani. Kazanacağınıza inanıyor muydunuz? Tabii ki de. Sergen abi inandırdı bize. Ne dedi? 2-0 alırız rahat olun dedi. Maçtan önce? Tabii otobüste giderken ya. Birebir şahittim. Vallahi de billahi. Rahat olun 2-0 kazanırız. Tabii diyor. Sergen hoca en arkada ayakları uzatmış. Nasıl tanıyor, nasıl biliyor? Yani fix o. Sergen abi size dedi ki... Rahat olun 2-0 kazanırız dedi. Tabii hepiniz streslisiniz değil mi o sırada? Müzik falan dinliyorsunuz, dua ediyorsun falan. Sen ne diyorsun? Dua, bilmediğin duaları okuyorsun, yani öğreniyorsun. Maça giderken tabii sahaya çıkıyorsun, o an müzik dinliyorsun. Ya sen en kötüsü yani en ilginç olan olayı anlatayım. Maçın 68'de oyundan çıktım. 67-68'de yoruldum. Kramp giriyor her yere ayağıma. Abi kulübede bildiğim her dua ettim ya maç böyle bitsin diye. Şimdi karşına bakıyorsun çok önemli oyunculara karşı oynuyorsun abi. Şimdi bak Crespo'lar, yani Galacticos takımı ya. O zaman Abramovich çok iyi bir Makaleleler. Takım kurmuştu. Muazzam bir kadroydu Hakan gerçekten. Vallahi çok güzeldi. Muazzam bir kadroydu. Yani Real Madrid, Barcelona falan yani o seviyelerdeydi kadrosu Chelsea'nin. Muazzam, çok güzel günlerde. Onu da yaşattığınız için teşekkür ediyoruz ayrı ayrı sizlere. İşte ekranınıza bir son dakika geliyor. Ankara Gücü'nden koronavirüs açıklaması. Kulüp çalışanlarımızdan bir kişi de pozitif vakaya rastlanmıştır. Ankara Gücü camiasına ve yakalanan çalışana çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah, İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve hiç kimseye de bulaşmaz bu lanet virüs diyelim. Aynen. Ve devam edelim. Beşiktaş dünkü hazırlık maçında Beşiktaş taraftarı mutlu oldu. Neden mutlu oldu? Hemen söyleyeyim. Genç oyuncuların performansı. Atakan, Adem Laiç diyorum. Hasic. Aydın Hasic. Müthiş performansları. Evet. Mensah'ın daha önceki Sivas Spor ve PAOK maçlarına göre daha çok orta saha hakimiyeti. Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürdü. Fakat bu sabah erken saatlerinde sosyal medyada da hashtag başlatıldı. Ahmet Başkan transferler nerede diye. Beşiktaş taraftarı da artık transfer için sabırsızlanıyor. Sevgili Okan, Beşiktaş'ı bizim için toplar mısın? Şimdi öncelikle farklı yerden girmek istiyorum. Bu bugün Emre abi de bahsetti vergi affı ile ilgili. Evet. Bu vergi affı ile ilgili 15 gün önce Beşiktaş PAOK maçına çıkmadan önce bu vergiyi ödemek zorundaydı. Ki ödedi, lisansları yetiştirdi, maça çıkabildi. Şimdi madem böyle bir karar alınacaktı, neden o dönem yapılmadı bu karar? Çifte standart mı uygulanıyor? Yani Beşiktaş takımı yani bunu ödediği zaman, ödedikten sonra 15-20 gün sonra niye vergi affı çıkıyor? Ya bu bir kere bence federasyonun burada bir açıklama yapması lazım. Beşiktaş yönetiminin de burada bir açıklama yapması lazım. Sonuçta niye Beşiktaş sadece ödüyor? Diğer takımlar neden ödemeyecek? Ya da geri mi alacak ödediği parayı? Yani burada benim kafamda soru işaretleri oluştu Hakan. Bunu bir dile getirmek istedim. Geri şimdi, alınmaz onu söyleyeyim. Ya. Geri alınmaz geri ama alınmaz böyle ama bir karar. Tamam, Okan şunu söylüyor. Beşiktaş bunu ödedi. Evet. Neden ödedi? Böyle o zaman PAOK maçına çıkabilmesi yaptı. İçin kadroyu yetiştirebilmesi lazımdı. Lisanslarını yetiştirmesi lazımdı. Evet. Ödedi. Madem bu karar yani o ara masadayken neden o zaman bu karar verilmedi? Neden Beşiktaş ödedikten sonra verildi? Buradan federasyona sesleniyorum. Bunun açıklamasını lütfen rica ediyorum. Yapabilirlerse sevinirim. Ben yapayım kısa tabii bir açıklama. Tabii ki de. Şimdi bu ilk örnek değil, sonda olmayacak. Öncelikle federasyonun bu kararıyla ilgili olarak bu vergi konusu. Mesela federasyon takım sayısını arttırdı. Evet.
Hatta 22'de olabilir diye bekledik. Evet. Sonra aynı federasyon yabancı sayısını düşürme kararı almıştı. Sonra düşürmeme kararı aldı. İki gün sonra düşürme kararı da alabilir. Ondan da pek emin değiliz. Yine federasyon ilk yarının seyircisiz olup olmayacağına dair işte ilk iki hafta olur, dört hafta olur, beş hafta olur ilk yarıya karar verdi. Federasyonun, şu anki mevcut federasyonun böyle garip garip kararları, değişken kararları var. Bundan önce de ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için Fenerbahçe'ye örnek vermek durumundayım. Fenerbahçe'nin yıllarca vergi ödediğini, başka kulüplerin ödemediğini biliyoruz. Bununla evet. ilgili de Sayın Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ın çok detaylı basın toplantıları da olmuştur, açıklamaları da olmuştur. Tamam. Ya kardeşim ben vergi ödüyorum. Evet. Ben vergi ödüyorum, sen ödemiyorsun. Evet, doğru. Sonra vergi affı çıkartıyorsun. Evet, doğru. Ve öyle bir noktaya geliyor ki sen de beni vergi ödememeye teşvik ediyorsun. Evet, doğru. Şimdi Beşiktaş ödedi. Şimdi af diyorlar, diğerleri ödemiyor. Evet. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Peki yani doğru mu? Böyle devam edecek. Doğru mu? Değil tabii canım. Yani onu anlatma, onu söylemeye çalışıyorum. Değil. Ama değil, saçmalık. Daha önceki tamam. örnekleri de verdi. Biliyorum, diyor ki ama, mesela haklısın. Yabancı transferi. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle oldu dendi. Üç gün sonra değiştirildi. Ya düşünebiliyor musun? Şimdi kulüpler yani planlama yapıyor. Mutlaka bir şeyi olması zaman, lazım artık. Şimdi ilk başta sezon bittiğinde biz ne konuşuyorduk? Yeni sezonda bu kadar yabancı olmayacak konuşuyorduk evet, değil mi? Evet. Ve sen kadro planlamanı buna göre yapıyordun. Aynen. Sonra karar değişti. Hadi bir daha plan yap. Ve önünü göremiyorsun. Aynen öyle. Mesela sezon bittiğinde sana tutup da kardeşim ben 8 yabancıya döndüm diyebilecek bir sistem var. Öbür yandan şeyleri düşün. U20 PAF Ligi'ni düşün. PAF Ligi ne oldu? Gitti. Evet. Şimdi o mesela şimdi rezerv lige dönüyoruz değil mi? Başvuru yapan takım yok bildiğim kadarıyla şu an. Geçen sezon ne oldu? Geçen sezon yoktu. Yoktu. Bak bu kararlar bu arada kulüplere sorulmadan alınıyor. Yabancı karar da o şekilde. Yani federasyon neyi yönetiyor? Kulüpleri yönetiyor. Ama hayır, yönettiğin anda, insanları hiçbir şey sormadan tamam, karar alıyorsun. Fikiriz. O zamanlar doğru yapıldı da şu anda çok kısa bir süreçte böyle bir karar alınıyor. Evet. Bak onu anlatmaya çalışıyorum. Saçmalık. Şimdi zaten kulüplerimizin ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Bunların bir tanesi Beşiktaş. Limit sıkıntısı yaşıyor. Yani hı. kalkıp 15 gün önce PAOK maçına çıkabilmesi için, lisansları çıkabilmesi için vergileri ödüyor. Lisanslar hı. çıkıyor, maça çıkıyor. Sen bu karar zaten masadayken niye bu kararı o zaman almadın onu söylemek aynen. istiyorum. Sen almış olsaydı şu anda Beşiktaş'ın belki kasasına daha farklı bir limit para olmuş olacaktı. Yani şimdi Okan diyor ki bu kararı diyor. Neden her kararı lig bittiğinde alsanız. Evet. Daha sağlıklı olur. Senin de söylediğin gibi mesela yabancı daha objektif olur. Vergi konusunda hı-hı. çok daha doğru olur. Ama Mehmet Emin Usta diyor ki o kararı alsa bile 3 gün sonra değiştiriyorlar diyor. Okan ya değiştiriyorlar tamam da bak, o zaman. Yani, sen şimdi, yerden gördün ama haklısın. Bak çok haklısın. Ama bak, şimdi ne olabilir biliyor musun? Mağdur bak çok abi. Haklısın. Onu hayır, hayır, hayır. Çoğunlukla bakıyorsun hakemlerde orada burada hayır. her yerde mağdur olan kulüp Beşiktaş. Hakem, yani, bak, o yüzden hakem her konuda. Şey, her konuda. Tamam vergi konu. Her konuya ben geniş çaplı konuşuyorum. Ben her konuda başka kulüplerinde tek tek. Örneğini verebiliriz tamam. Fenerbahçe hepsini. Kesinlikle var. Şunu söylüyorum sana. Bu süreç çok kısa bir süreç vardı arada. Abi, onu kabul ediyorum ama öyle bir durumdan bir de ekonomik sıkıntı çekiyor kulüplerimiz. Bak, öyle bir süreçler yani, öyle bir değerlendi. Vergi affı mı çıktı? Sık dokumaları lazım. Vergi affı mı çıktı? Evet çıktı. Bekle bak 3 gün sonra vazgeçtik diyebilirler. Ya olabilir. Ki anladın mı? Öyle olması, bir dönem bak, yaşıyoruz yani. Olması gereken bu. Beşiktaş neden ödüyor? Niye öbürleri ödemiyor? Ya da Beşiktaş'ın ödediği parayı geri vereceksin. Ben hiç şu geri ödenmez duymadım. Ya olabilir. Belki de az önceden 3 gün sonra karar değişir diyorsun. Belki 3 gün sonra bu karar da değişebilir. Belki Beşiktaş'ın vermiş olduğu paraları geri verebilirler. Bu açıdan da bakabiliriz. Yani o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Abi. Yani her şey oluyor. Açıkçası ben çok şey söylemek istiyorum. Ama bazen de sessiz kalmak... Sen ama çok haklısın bu konuda. Yani hani Beşiktaş'ı savunuyorsun ve çok sonuna kadar ya haklısın. Savunmak değil. Burada Beşiktaş hayır, değil. Hayır. Fener de olmuş. Galatasaray da olsa, Fenerbahçe, Trabzonspor da olmuş olsa aynı şeyleri dile getirdim. Yazık günah abi. Zaten kulüpler şu anda zor durumda. Mehmet Emin Uluç. Zor durumda. Bunu da görüyorsunuz. Neden bu kararı bir anda değiştiriyorsunuz? Burada çifte standart mı uygulanıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok... Geçmiş dönemde de tamam. Dediğin gibi 3 gün sonra farklı kararlar alınıyor. Farklı kararlar veriliyor. Ama bu öyle bir süreç ki çok ince bir süreç. Yani pamuk ipliğine bağlı kulüplerimiz şu anda. Sıkıntı çekiyorlar. İnce ince doğramak dedikleri böyle oluyor. İşte onu, ya bir ince de, ince. Bir de tamam senin söylemek istediğini ben açıkça dile getireyim. Bir de şöyle bir durum var. Rekabetten bahsediyorsun. Nasıl rekabet temel şartı ne? Evet. Eşitlik. Eşit şartlar. Evet. Eşitlik. 20 kulüpten vergi affı diyorsun. Bir tane kulübe vergi ödetiyorsun.
Sonra eşitlik diyorsun. Şimdi, zaten adam şimdi, şu anda bir sağ bek golcü transferi yapacak. Ben buradan, acil yapamıyor. Ben buradan federasyonla yetkileri kimse, bu kararı alan ve masada tutanlar kimse bir açıklama bekliyorum bununla ilgili. Beşiktaş camiası adına ben bir açıklama bekliyorum açıkçası. Kim olursa olsun, Fenerbahçe camiadasına da olsa, Trabzon'da, Galatasaray, hangi camia adına olmuş olsa bile ben bir açıklama beklerdim. Ya